Anton Çehov Yılbaşı Hilecileri Seslendiren Akın Altan Zahar Kuzmiç Diyadeçkin'in evinde bir gece partisi veriliyordu. Yeni yılı ve ev sahibi Malanya Tihonona'nın doğum gününü birlikte kutluyorlardı. Misafirler pek çoktu. Bunların hepsi de kerli ferli, ağırbaşlı, saygıdeğer, olumlu, ayık kişilerdi. İçlerinde bir tane bile aşağılık kimse yoktu. Hepsinin yüzünde bir sevimlilik, bir incelik, bir ağırbaşlılık okunuyordu. Büyük Maroken kanepenin üzerinde, evin sahibi Gusevle Diyadeçkin'in veresiye mal aldığı bakkal Razmahalo oturmuş çene çalıyordu. Konuşma konusu, kızlar ve nişanlılardı. Gusev, bugünlerde içki içmeyen, ağırbaşlı, İş güç sahibi bir genç bulmak çok zor, diyordu. Zor! En önemlisi, Aleksey Vasilyich, evin içinde düzen olmasıdır. Bu olmazsa evin içinde, şey de olmaz. Evin içinde düzen yoksa, çek kuyruğundan. Şu dünyada ne saçmalıklar türedi. Bunların yanı başında iskemlelere oturmuş üç koca karı konuşanların ağızlarının içine bakıyordu. Gözlerinde şaşkınlık ve hayranlık okunuyordu. Köşede vaftiz babası Guri Markoviç durmuş, Meryem ana tasvirine bakıyordu. Ev sahibinin yatak odasından bir gürültü geliyordu. Burada genç kızlarla delikanlılar tombala oynuyordu. Kartelası bir kapikti. Oyun masasının yanında ortaokul birinci sınıf öğrencisi Kolya duruyor ve ağlıyordu. O da tombala oynamak istiyordu ama ona izin vermiyorlardı. Küçük oluşu, parasının bulunmayışı sanki bir suç muydu? ''Sus, budala, ağlama!'' diye onu yatıştırmaya çalışıyorlardı. ''Ne ağlayıp duruyorsun? Yoksa annenin gelip seni dövmesini mi istiyorsun?'' Bu sırada mutfaktan annenin sesi duyuldu. Bu ağlayan kim? Kolya mı? Anlaşılan attığında yakaz gelmiş. Kuzum Varvara Goryevna, şunun kulağını çeksene. Ev sahiplerinin sıradan, solmuş bir yorganla örtülü karyolasının üstünde kırmızı roplar giymiş iki kız oturuyordu. Kızların tam karşısında yüzü kediye benzeyen ve işçi sigortalarında çalışan 23 yaşlarında Kopayski adında bir genç duruyor, kızlara kur yapıyordu. Delikanlı, dikkati kendi üzerine çekmeye ve boynunu sıkan yakalığı parmaklarıyla gevşetmeye çalışarak, ''Benim evlenmeye niyetim yok.'' diyordu. Kadın, insanların zekasında parlak bir noktadır ama adamı yok edebilir. Zararlı bir yaratık. Ya erkekler? Erkekler sevmek niteliğinden yoksundur. Onlardan her türlü kötülük beklenebilir. Ne kadar safsınız.'' Ben ne küstah ne de umursamaz bir adamım. Aksine duygu bakımından daima daha yüksek bir düzeyde oldukları kanısındayım. Diyadeçkin'le büyük oğlu Grisha, kafesteki kurtlar gibi odanın bir köşesinden ötekine gidip geliyordu. İçleri yanıyordu. İkisi de öğle yemeğinde içkiyi fazla kaçırmıştı. Şimdi de mahmurluklarını atmak için can atıyorlardı. Diyadeçkin mutfağa gitti karısı gözlemeleri toz şekere buluyordu. Diadeçkin Malaşa diye karısına seslendi. Şöyle mezemsi bir şeyler versen. Konuklara meze. Beklesinler. Şimdi içip hepsini yer bitirirler. Sonra saat 12'de onlara ne veririm? Ölecek değiller ya. Çekil git. Ayaklarımın altında dolaşma. Yalnız bir kadehçik.'' Bundan sana hiçbir zarar gelmez. Olur mu? Başımın belası. Sana defol diyorum. Git konuklarının yanında otur. Burada mutfakta dolaşıp durma. Diyadeçkin derin derin içini çekerek mutfaktan çıktı. Doğruca gidip büyük duvar saatine baktı. Saat henüz 11'i 8 dakika geçiyordu. Dört gözle beklediği ana daha 52 dakika vardı. Bu korkunç bir şeydi sofrada içki beklemek kadar kötü bir şey olamazdı. Ayazda beş saat tren beklemek, beş dakika içki beklemekten daha iyidir. Diyadeçkin nefretle, öfkeyle saate baktı ve biraz dolaştıktan sonra saate yaklaşarak yalkovanın beş dakika ilerletti. Ya büyük oğlu Grisha, ona şimdi içki vermezlerse hemen kalkıp meyhaneye gidecek ve orada kafayı çekecekti. Sıkıntıdan ölmeye hiç de niyeti yoktu. Anneciğim, diye seslendi. Mezemsi bir şeyler vermiyorsun diye konuklar kızıp duruyor. Doğrusu bu düpedüz edepsizlik. Açlıktan öldürüyorsun insanları. Hiç olmazsa bir kadehçik versen. Bekleyin, az kaldı. Birazdan veririm. Sen mutfakta dolaşıp durma. Grisha kapıyı vurup çıktı ve belki gözüncü seferdir saate bakmaya gitti. Yelkovan acımasızdı. Hemen hemen eski yerinde duruyordu. Herhalde bu saat geri kalıyordur diye söylendi ve işaret parmağıyla yelkovanı beş dakika ilerletti. Kolya da saatin yanından geçiyordu. Tam saatin önünde durdu ve zamanı hesaplamaya koyuldu. O da büyük bir sabırsızlıkla herkesin "Ura!" diye bağıracağı anı bekliyordu. Yelkovan inadına ağır davranıyor onun yüreğini parçalıyordu. Bir iskemleye çıktı. Ürkek ürkek çevresine bakındı ve sonsuzluktan beş dakika çaldı. Kızlardan biri Kopayski'ye seslenerek ''Kuzum ne oluyorsunuz?'' dedi. ''Sabırsızlıktan ölüyorum.'' Gidip Fransızca konuşuyor. ''Saatin kaç olduğunu öğrensenize. Yeni yıla giriyoruz, yeni yıl. Yeni mutluluk demektir.'' Kopayski Ayaklarını takırdatarak saate koştu. Akreple Yakovan'a bakarak ''Hay Allah belasını versin'' diye söylendi. ''Daha da bir sürü vakit var. Oysa karnım zil çalıyor. Urra diye bağırdıkları zaman ne olursa olsun Katya'yı öpeceğim.'' Kopayski saatin yanından ayrıldı, durdu. Biraz düşündükten sonra tekrar geri döndü. Eski yılı altı dakika kısalttı. Diyadeşkin iki bardak su içti ama hala içi yanıyordu. Dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyordu. Karısı her seferinde onu mutfaktan kovuyordu. Pencerede durmakta olan şişeler onu adeta yüreğinden vuruyordu. Ne yapmalıydı? Artık dayanma gücü kalmamıştı. Yine son çareye başvurdu. Saat emrindeydi. Saatin duvarda asılı durduğu çocuk odasına gitti. Orada baba yüreğinin yansız kalamayacağı bir durumla karşılaştı. Oğlu Grisha, saatin önünde durmuş, Yelkova'nı ileri doğru itiyordu. ''Sen, sen, sen orada ne yapıyorsun, he? Yelkova'nı niye ilerlettin? Aptal çocuk, he? Niye bunu yaptın, he?'' Diyadeçkin öksürdü. Suratını korkunç denecek biçimde buruşturdu ve elini salladı. ''Niye bunu yaptın?'' Ha? Sürsene ileri budala herif. Diyadeçkin oğlunun saatin yanından ittikten sonra kendisi Yelkova'nı dürttü. Yeni yıla 11 dakika kalmıştı. Baba ile oğul misafir salonuna döndü ve sofrayı hazırlamaya başladı. Baba, Malaşa! diye karısına bağırdı. Şimdi yeni yıla gireceğiz. Karısı Malanya Tihonona mutfaktan çıkarak kocasının doğru söyleyip söylemediğini anlamaya koştu. Uzun uzun saate baktı. Kocası yalan söylememişti. ''Şimdi ne yapayım?'' diye kendi kendine söylendi. ''Domuzlu fasulye daha pişmedi. Gördün mü felaketi? Şimdi onlara ne vereyim?'' Kadın biraz düşündükten sonra titreyen eliyle yağ kovanı geriye etti. Eski yıl 20 dakika kazanmıştı. ''Beklesinler.'' diye söylenerek mutfağa koştu. Son